Akdeniz'in yeni bezelye çeşidi SV0823 QG ile karşınızdayız. Bu bölümümüzde SV0823 QG'nin fark yaratan özelliklerine şahit olanları dinleyeceğiz. SV0823 QG, kaliteli meyve yapısı ve sağladığı yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürmeye geliyor. Üreticimiz Hüseyin Bey ile başlayalım. Nerede üreticilik yapıyorsunuz Hüseyin Bey? Bursa Yenişehir, Çeltikçi Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. Takribi 200 dönüm civarında arazide çiftçilik yapıyorum. Ispanak ekiyorum, bezelye ekiyorum, taze fasulye ekiyorum, şeftali bahçelerim var. SV0823 QG ile nasıl tanıştınız? Şimdi bu çeşidi geçen sene denemesini yaptık. Çok ufak bir alanda, 1-1,5 dönümlük bir yerde denemesini yaptık. Ben o zaman gördüm bu çeşidi. Güzel, hoşuma gitti. Bu sene 30 dönüm dekarda 0823 bezelyesini ektik. Sizin için SV0823 QG'nin fark yaratan özellikleri nelerdir? Bu çeşidin özelliği, şimdi makineli hasada uygun. En büyük özelliklerinden birisi hastalığa dayanımı, mildiyoya karşı dayanımı, artı küllemeye karşı dayanımı. Meyve kalitesi güzel. Bunlar zaten sanayi çeşitleri. Sanayi çeşidi olduğu için böyle güzel yani. Fabrikacı arkadaşlarından memnunlar. Pazara gidecek olursa işçilikten bayağı tasarruf sağlayacağını tahmin ediyorum. Bu öyle olması, yağmurlu yıllarda, çok yağış alan yıllarda baklayı aldıktan sonra yere yatmaması, mahsulün ayakta kalması, o bizim için önemli. Yere yattığı zaman köklerde çürüme yapıyor, külleme yapıyor. Tabii verim kaybına meydana geliyor. O açıdan memnunuz. Peki bakla yapısı nasıl? Bakla yapısı küt. Başka çeşitler böyle biraz uçları kıvrık oluyor. Bu düz. Rakiplerine göre farklarını sıralayabilir misiniz? Ya buradan gelip geçen arkadaşlar görüntüsünü gayet beğeniyorlar. Renkleri koyu, yaprak rengi de koyu öbür çeşitlere göre. Gayet güzel. Teşekkürler Hüseyin Bey. Şimdi kameralarımızı Sadık Bey'e çeviriyoruz. Acaba SV0823 QG hakkında neler söyleyecek? Bursa Yenişehir Çardak Mahallesi'nde çiftçilik yapıyorum. Bezelye ekiyoruz. 230 dekar bezelyemiz var. Bu yıl 30 dekar 0823 bezelye ektik. SV0823 QG'yi tercih etme sebepleriniz nelerdir? Bezelyede birkaç çeşidi denedik. Gözlemlediğimize göre 0823'ün hastalık dayanımlılığı olduğunu görüyoruz. Koza yapısı olarak toprağa yakın olmadığından dolayı çürüme olmadığını görüyoruz. Çürüme olmadığı için de daha az ilaçla, daha az masrafla yüksek tonaj alıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Bitki yapısı da göründüğü gibi koza sayısı olarak çok yüksek. İçindeki tane sayısı yüksek. Tane ağırlığı yüksek. Bu yıl bunu denedik. Birkaç tarla biçildi. Tonajlı olarak görüyoruz. Tonajlı olduğu için daha az masrafla üretebildiğimiz için, rekabet edebildiğimiz için bu çeşidi ekmeyi düşünüyoruz. SV0823 QG'nin verimi hakkında neler söylersiniz? Bakla tutumu diğer cinslere göre onlarda bakla tutumu daha az ve yukarıdan külleme yapıyor. Bunlarda küllemeyi görmedik. Daha az ilaç attık diğer cinslere göre. Daha az ve bakımla daha yüksek verim aldık. Peki bakla yapısı ve hastalık dayanımı nasıl? Baklalar standart. Yani küçüklü büyüklü değil, hepsi standart. Görünüm düzgün. Sıkıntı yok. Yani külleme yok. Hastalıklara dayanımı görüldüğü gibi bitki yapraktan belli olur. İnsanın ciğeri nasılsa yaprağı da odur. Yapraklarında biçim haline gelmiş, yine de sanki yani taze görünüm var. Hastalık yapmamış, stres yaşamadığı için baklalar da eşit büyüklükte. Çiçeği tamamen bitirmiş, kademe yapmamış, tek seferde olmuş. Seminisi zaten gözü kapalı ekiyoruz. İsminden dolayı da güven duyuyoruz abi. Değerli tecrübelerini aktardığı için Sadık Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi SV0823 QG'nin sanayi aşamasındaki performansını konuşmak için Sebahattin Bey'e gidiyoruz. Bakalım yeni yıldızımız SV0823 QG hakkında onun görüşleri nasıl? 1986 yılından beri dondurulmuş meyve sebze işiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık olarak da 10 yıldan beri de hem sebze tarafında hem meyve tarafında hem yeni çeşit denemelerinde ve diğer ürünlerle ilgili faaliyet gösteriyoruz. Hem iç piyasa hem ihracat çalışıyoruz. SV0823 QG hakkında görüşleriniz nelerdir?
Şimdi bezelyede beklediğimiz özellikler, hem fabrika olarak hem işletme olarak beklediğimiz özelliklerde bir kere hasat zamanında tendonun iyi çıkması ve nişastalaşmaması. Şu anda görünen 08 ile ilgili görünüm itibariyle şu anda güzel gözüküyor. Çeşit olarak ve tarla verimliliği olarak şu anda görselde ve şeyde iyi duruyor. SV08 23 GOG'yi ilk defa deneyimliyorsunuz. Düşünceleriniz nelerdir? Bu bölgede genelde bütün denemelerle ilgili hem Seminis'le hem şirket olarak, Fine Food olarak ortak çalışmalarımız sürekli olarak devam ediyor. Bu konuda biz denemelerden yana kendimizi biraz da şanslı hissediyoruz. Hem çeşidi, hem tarlada, hem arazide, hem fabrikada görme şeyine sahip oluyoruz yani. Sizin için kaliteli bir bezelye hangi özelliklere sahip olmalı? Yani koyu yeşil ve kabuklaşmaması bizler için önemli. Bir de bakıldak dolulukları çok çok önemli. Tanelerin parçalanmaması çok önemli. Eğer bizler için tane hasatta ve haşlamada parçalanmıyorsa ve kabuk ayrışmıyorsa bizim için önemli olan tarafı orası. SV08-23QG beklentilerinizi karşılıyor mu? Yani şu anda görünüm olarak yani iyi duruyor. Evet, tarla verimliliği iyi. Evet, bakıldak verimliliği iyi. Evet, çeşit verimliliği iyi. Hem üreticiyi memnun edecek bir tonajda görüküyor. Bizler açısından da makine hasata girdiğinde de iyi bir sonuç gösteriyor. Sağ olun Sebahattin Bey. Seminis'in yüksek verim ve albeniye sahip yeni bezelye çeşidi SV08-23QG ile ilgili görüşlerini bizimle paylaştıkları için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Şimdi sahne sırası tarlaların yeni yıldızı SV08-23QG'de.